Herkese selamlar. Artık Redux'a başlama zamanımız geldi. Redux bildiğiniz gibi globalde tutulan veriler anlamına geliyordu. Hadi başlayalım. Redux için SRC klasörümüz altında bir klasör daha açıyoruz. Kendisi içerisinde bir dosya barındırma sistemi olacak. Bundan dolayı buraya Redux diyorum. Redux içerisinde iki farklı dosya türümüz olacak. Onlara da hemen başlayalım. Redux Toolkit'e gidiyoruz. Redux Toolkit bize Redux yapısının daha basitleştirilmiş hali olarak geliyor. Bunun için öncelikle iki tane paket indirmemiz gerekiyor. Redux.js Toolkit ve React Redux. Geliyoruz terminalimize. Redux Toolkit. Bunu yüklerken biz diğerini kopyalayalım. O da burada. Bunları hep package.json içerisinde takip etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Redux Toolkit'imiz yüklendi. Bir de React Redux'ı yüklememiz lazım. O da buraya eklendi. Şimdi bunları yaptıktan sonra dokümantasyonda devam ediyoruz. Burada aslında kendisi hazır olarak sunduğu API'ler var. Bunlar aslında store açma, store içerisinde değişiklikler yapma ve özel yapılar kurma için gerekli. Bundan dolayı action, slice gibi yapıları kullanacağız. Aşağı doğru indikten sonra bakıyoruz. Solda görmüş olduğunuz gibi burada Quick Start diyor ve burada tıkladığınız zaman ekranda yapmamız gerekenler geliyor. Biz zaten bu iki paketi indirmiştik. Şimdi bu kısımda TypeScript kullananlar bu tarafı takip edecekler. JavaScript kullananlar bu tarafı. Biz şu an JavaScript kullanıyoruz. Bundan dolayı buradaki işlemleri devam ettireceğiz. Öncelikle Configure Store yapacağız. App.Store.js kendisi aslında burada bizim için hangi dosyayı kuracağımızı da söylüyor. Bir Store.js kullanacağız, bir de verilerimiz için Slice kullanacağız. Bu da ileriki aşamalarda gösterilecekleri yapı. Slice da burası. Örneğin Features diyor. Counter Slice. Kendisi içerisinde böyle bir örnek yapmış. Biz de bunu bu şekilde devam ettirdiğimizi düşünüyor. Şimdi biz burada öncelikle yapıyı şöyle kuracağız. Göstermek istiyorum. Burada Redux içerisinde store.js diye bir yapı kuruyoruz. Bu store.js bütün store'larımızın buluştuğu nokta, slice olarak düşünebilirsiniz. Hep diyordum, canlı yayında da bahsetmiştim. Store denilen yapı bir depolama alanı düşünün. Gemilerden indirilen konteynerları düşünün. Küçük küçük. O konteynerlarda slice oluyor. İçerisine barındırılabiliyor. Onları satın alıp onlar içerisine bir şeyler yükleyip gönderebiliyorsunuz veya da kullanabiliyorsunuz. Onlar da slice. Genel alana store deniliyor. Store bu. Bir de biz slice yapacağız. Slice'ımızın amacı neyse ona göre isimlendirmemiz daha doğru olacaktır. Şimdi biz burada daha kullanıcı işlemleriyle ilgileniyoruz ve kullanıcı işlemleri Redux'ta tutulsun ve orada kontrol edilip işlem yapısını istiyoruz. O yüzden user tarafındayız biz henüz. Redux içerisine user slice diyorum. Yani kullanıcı giriş işlemleriyle ilgileneceğim bir slice kuruyorum ve js diyorum. Bunların isimlerini siz veriyorsunuz. Ancak slice olarak yazmanız her zaman en doğru yöntemdir. User slice'ımız var ve store'umuz var. Artık bunlar içerisinde işlemler yapabiliriz. Dokümantasyona geldiğimizde bize en başta bunları indirdikten sonra store'umuzu kurmamız gerektiğini söylüyor ve buradaki bu yapıyı kullanacağız. Configure store'u indirin diyor. Store içerisindeyiz. Import. Gördüğünüz gibi burada kendisi çıktı. Configure store. Configure store'u indirdikten sonra yan tarafa geçip burada store isimli bir değişken oluşturup bunu export yapmamızı istiyor ve içerisinde de configure store'u çalıştırıp reducer eklememizi istiyor. Export conf store diyorum. Configure store'u bu tarafa getirip çalıştırıyorum ve normal parantez, süslü parantez açıp içerisine reducer ekliyorum ve süslü parantezlerimle bekliyorum. Buraya ne ekleyeceğiz? Buraya şuradaki slice'larımızı getirip içerisine ekleyeceğiz. Burada da import edeceğiz aynı zamanda. Onların hepsini yapacağız. Buraya geldikten sonra dokümantasyonu devam ediyorum. Burada diyor ki store'u hallettik ama store'u diyor app.js'e giderek diyor. Buradaki index.js web tarafı için de geçerli. App.js'e giderek bu yapıyı içerisinde kur diyor. Bundan dolayı buradaki yapıların hepsi bizim React Native'imize uygun olmayabilir. Web tarafı içinde geliştirilmiş bir pakettir. Aynı zamanda onu da kullanacağız. Şimdi biz React Redux'tan App.js'e geliyoruz. App.js'in içerisinde import diyorum. Provider, React Redux içerisindeki provider'ı indiriyorum. Bir de biz burada store yapmıştık ya. O store'u da getirip buraya indiriyorum. Import şuradaki store, bakın Redux içerisindeki değil, bizim klasör yapımız içerisindeki store'umuz var ya, bunu import etmemiz gerekiyor. Bizden istediği şey şuradaki root navigation'a da bir wrap etmemiz, yani bir yapı içerisinde kurmamız ama return olmak zorunda. Eğer bu yapıyı aşağıya taşıyacaksak return içerisine alacağımız yapıların hepsini normal parantez içerisine alıp aşağıya indirebiliyoruz. Şimdi bu yapı içerisinde biz sadece yapmamız gereken şey provider'ı kurmak, kendi kapanış tagi içerisinde root navigation içerisine almaktır. Şimdi provider'ımız var ama neyi provide edeceğiz, neyi sağlayacağız, neyi göndereceğiz? Bunu da store olarak ekleyeceğiz. İçerisinde store denilen bir yapı var. Ona da store ekliyoruz.
buradaki yapı şununla şurası aynı olacak anlamına gelmiyor. Normalde provider'ın kendisi içerisinde store isimli bir mecbur tanımlamamız gereken props'u var. Bunun içerisine koyduğumuz yapının adı store. Bu da sadece biz ismini store diye isimlendirdik diye. Mesela buradaki ismi farklı bir şekilde isimlendirsek App.js'e girip buradaki import ettiğimizin ismi de değişik olacaktı. Buraya koyduğumuz yazı da değişik olacaktı. Neden aynı isimleri tercih ediliyor? Burada ileriki aşamalarda büyük projede kafa karıştırmasın diye bütün neredeyse props'ların aynı ismiyle değer oluşturup içerisine koyuyoruz. Bu daha büyük avantajlar sağlıyor. Şimdi artık Root Navigation içerisinde bulunan bütün screens dosyalarımız, bütün komponentlerimiz bizim store'a ulaşma yetkisine sahip. Şimdi store'umuzun içerisine gelecek olursak store içerisinde henüz bir reducer'ımız yok. Reducer dediğimiz neydi bizim? Şuradaki slice'ların import ve export edilmiş haliydi. Şimdi user slice'e geleceğiz. Aşağıya geliyorum. Create Redux State Slice diyor. Slice dediği zaten buradaki bir küçük container yapısı olarak düşünebilirsiniz. Create Slice yapacağız. Şuradaki yapıyı kuracağız ve başlayacağız. Öncelikle Create Slice yapalım. Import. Create Slice. Şu aşağıdaki slice'ımızı kurduk. Şimdi burada verilen örneklerin örnek olduğuna dikkat edin. Çünkü bu yapı sabit bir yapı değil. Burada örnek bir uygulama üzerinden örnek vermek zorunda. Çünkü yapı sadece yapı böyle kullanılıyor diye anlatılamıyor. Örnekte üzerinden anlatılmak zorunda. Burada aslında baktığımızda bir initial state'imiz var. Aslında initial state dediğimiz şey bizim şuradaki gördüğünüz gibi state'lerimiz vardı ya, use state'lerimiz. Bizim amacımız neydi? Zaten bunları dışarıya almaktı. Dışarıya derken user slice'in içerisine alacağımızı düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki yapıları biz burada initial state yapısı içerisinde tek tek tanımlayacağız. Örneğin biz burada neyi tanımlayacağız? Email, password, loading kısmını tanımlayacağız. User slice içerisine geliyorum ve bir create initial state yapıyorum. Conf initial state diye isimlendirdiğim bir obje açıyorum ve içerisine diyorum ki email, password ve login page'imde olan is loading'i buraya getirip yüklüyorum. Şimdi eğer burada yapıda string olarak tanımlıyoruz ama aşağıya geldiğimizde slice içerisinde eğer bir e-mail daha önce girilmediyse bunu null döndürüyoruz. Null yapısı da böyle bir verinin olmadığını anlatıyor. Password'u da null döndürüyoruz ve isLoading de varsayılan olarak false geçiyor. Bu ne anlama geliyor? isLoading kontrol ettiğimizde loading sayfası ekrana gelsin istiyorduk ya. Onun amacı sadece true olduğu zamanlarda, sadece açılması gereken zamanlarda true olsun. Geri kalan zamanlarda hep false olmak zorunda ki ekranda gözükmesin. Burası sabit bildiğimiz bir yapı. Şimdi biz data type'lar olarak undefined, null, string ve number gibi aslında bir veri türüdür. Bundan dolayı undefined ve null arasındaki değişikliklerde stringlerde eğer string kullanılmayacaksa null olarak giriyoruz buraya. Null olarak girdiğimizde böyle bir veri yok anlamına geliyor. Şimdi initial state'imizi kurduk. Aslında bizim login page'deki şunları dışarıya almaya başladık. Şimdi bu initial state'i kullanacağımız, değişiklikler yapacağımız ve yeri geldiğinde de gelip manipüle edebileceğimiz bir slice kuracağız. O da buradaki create slice sayesinde. Create slice name, initial state ve reducer olarak 3 yapı kullanılıyor. Bir de extra reducer diye 4. yapımız da geliyor sonrasında. Burada export yapmamız gerekiyor. Export conf user slice diye dosyayla aynı isimde bir yapı kuruyorum ve create slice deyip normal parantez, çizgi parantez açıp aşağı iniyorum. Bunun içerisine name diyorum. Bunun adı ne olacak? User olacak örneğin. Bunu hiçbir zaman kullanmayacaksınız. O yüzden buraya bir isim yazın. Geçin, çok önemli değil. Initial state'imizi bunun içerisine eklememiz gerekiyor. Bunu da ekledik. Virgül. Normalde bu initial state'i bunun içerisinde de yazabilirsiniz. Ancak dışarıda yazmanız daha sağlıklı olacaktır. Bir de reducer'ımız var ve bu da süslü parantez açarak bir obje formatında devam ediyor. Şimdi geldiğimizde burada ne yaptık? Name aldık, initial state aldık, reducer aldık. İçerisinde gördüğünüz gibi aslında bir function yapıları var. Ancak function yapıları burada iki noktayla belirtilmiş. Arrow function değil. İçerisinde bir export ya da const, let gibi yapılar kullanmıyoruz. Neden? Çünkü obje içerisinde kullandığımız function yapıları bir keys gerektiriyor. Bu keys kısmı, value kısmı da bir objeden oluşabiliyor. Ama buradaki yapıları kurmadan önce aşağıdaki exportlarımızı da yapmamız lazım. Export default counter slice reducer diyor mesela. Bizim burada yapmamız gereken şey export default user slice alıyoruz, reducer diye çıktısını veriyoruz. Şimdi biz bunu aslında reducerlarını dışarıya aktarmış oluruz ama reducer içerisine kuracağız ya. Şimdi şuradaki yapıların hepsinde counter slice actions olarak da export yapmış. Export conf parantez açıyorum user slice nokta actions. Şimdi bunun içerisinde kullandığımız bütün function yapılarını bunun içerisinde export etmemiz gerekiyor. Örneğin nedir? Biz burada e-mail'i set edeceğiz ya.
set email isimli bir function oluşturuyorum ama ne yapıyorum? 2 nokta üst üste koyuyorum ve parantezimi açıp function'ımı kurdum. Şimdi bu bir reducer anlamına geliyor. Reducer'ın içerisinde iki farklı yapı var. Birisi state, birisi de actions denilen yapı. Buradaki state tamamen initial state'i temsil ediyor. Initial state'in içerisinde hangi veriye ulaşacaksak, örneğin diyelim ki e-mail'e ulaşacağız. State.email diyebiliyoruz. Şimdi action dediğimiz yapıda biz bunu dışarıda kullanıp da çağırdığımızda, örneğin login page'e geleceğiz ve buradaki set e-mail'i seçtik diyelim. Şuradaki yaptığımızın aynısı gibi aslında içerisini import ediyorduk ya şu şekilde. Set e-mail örneğin test@test.com diye bir e-mail girdik diyelim. Bunun içerisine girdiğimiz bütün yapılar şurası value olarak set e-mail ile birlikte gidiyor. Buradaki set e-mail değil, bu tamamen slice içerisindeki set e-mail. Buraya giden yapı aslında action olarak geliyor. Aslında value diye düşünebilirsiniz bunu. Ama burası action. Action.payload'a eşit oluyor. Payload denilen şey de kullanıcı bu set e-mail'i çağırdı, bir aksiyon aldı. Ve aksiyonun içerisinde veri gönderdiyse onun adı da payload'dur. Payload da aksiyon içerisinde gelen value anlamına da geliyor. Set email action.payload olarak da burada set etmiş olduk. Virgül koyup aşağıya geçip bir yapı daha kuruyoruz. Set password. Hemen açtık. Burada da state dedik. Aynı yapıyı tekrar kuruyoruz. Action diyoruz. Arrow function'ımızı açıyoruz. Aşağıya geçtik. State.password. Neden? Çünkü password'u burada set etmek istiyoruz biz. Eşittir. Action.payload diyorum. Sonra ne kaldı geriye? Bir de isLoading var. Set isLoading. Bunda da yapımızı nasıl kurduk? State dedik. Action dedik. Arrow function'ımızı açtık. State.isLoading. Yani içerisindeki isLoading'e ulaştık. State dediğimiz zaten initial state'imizdi. Burada da eşitliğimizi action.payload olarak da kuruyoruz. Yani aslında bunu çağırıp içerisine konulan value buraya, bunu çağırıp içerisine konulan value buraya diye devam ediyor bu sistem. Aslında reducer dediğimiz, redux dediğimiz yapılar da bundan ibaret oldu. Şimdi bunları nasıl kullanacağız biz? Hepsini burada bir export etmemiz gerekiyor. Bunu da alıyorum bu tarafta. Ve bir çıktı yapıyoruz. Tekrardan en sonuncuyu da buradan çıktı yaptıktan sonra şimdi dokümantasyona dönüyoruz. Burası yapıldı. Bundan sonra da artık bu reducer'ımızı gelip store içerisinde import etmemiz gerekiyor. Şimdi bu yapıda biz user slice yaptık. Store'umuzun içerisine geliyoruz. Şuradaki store'umuzun içerisine. Import ediyoruz. Import diyorum. Import ederken genelde kalıp yapılar kullanılıyor. Bunlar zorunda olduğunuz yapılar değil. Ancak genelde bir firmaya yazılım yaparken herkesin anlaması gereken standartlar vardır. Bundan dolayı bizim orada yaptığımız yapı aslında şuradaki reducer anlamına gelmiyor. Aslında bu reducer'ları da çıktı alıyoruz ama initial state'i de çıktı alabilmemizi sağlıyor. User slice'i user reducer diye indiriyoruz. Şu şekilde. User reducer. Reducer from user slice'dan. User slice'ı tekrardan gelip buraya sadece user isminde user reducer olarak da gönderiyorum. Şimdi bu yapıdaki fark önemli. User slice'ı user slice ismiyle export ediyorum. Ancak store içerisine import ederken ismini değiştirebiliyorum. Bizim bu import yöntemlerindeki değişiklik nasıldı? Eğer süslü parantez içerisinde kullandığımız bir yapıysa bunun ismi değişmez. Örneğin nedir? Şuradaki export yöntemlerinde hiçbir şekilde bu isimler değişmez. Çünkü sadece export yapılmış. Ancak export default yapılanlar, varsayılan olarak çıkmış olanlar süslü parantez içerisinde import edilmezler. Örneğin bunun gibi istediğimiz şekilde isimlendirerek de çıktı alırız. Burada herhangi bir şekilde import deyip de süslü parantez içerisinde kullanmadığımız değerler slice içerisinde default olarak çıktı vermiş anlamına geliyor. User slice nokta reducer dediğimiz user slice'ın içindeki tüm yapılar nokta reducer'la birlikte tüm reducer yapılarıyla birlikte çıktı veriyor. Geldik dediğimiz gibi burada da user reducer ismiyle bizim istediğimiz gibi isimlendirebileceğimiz bir yapı bu. Ama sektör standartları gereği burada user reducer diyoruz. Buraya user reducer olarak gelip şuraya da kendimiz isimlendirebiliyoruz. Ama user diye isimlendirmemiz gerekiyor. Hepsi birbirini çağrıştıran kelimeler olması gerekiyor. Şimdi bu store oldu, bu oldu. App.js'e gidip bütün veriler artık store içerisinde route navigation yani navigasyon sistemimiz içerisinde bulunan tüm sayfalar tarafından ulaşılabilir hale geldi. Şimdi bunlar ulaşılabilir halde peki bunu kontrol edebiliyor muyuz? Edebiliriz. Hemen geliyoruz aşağıya. Ve nasıl kullanacağız, nasıl kullanabiliyoruz bu yapıları?
Bizim iki tane farklı yapımız var. Use Selector ve Use Dispatch. Dispatch verileri göndermek anlamında geliyor. Selector'da içerisindeki initial state okumak için. Şöyle örnek verebilirim. Use Dispatch'ı kullanarak user slice içerisindeki şu set email, set password, set loading gibi kısımlara action yani value gönderiyorduk ya. Slice'ın içerisine gönderilen veriler için dispatch'ı kullanıyoruz. Ama use selector'da bizim amacımız sadece initial state'e ulaşıp içerisindeki verileri okumak. Tamamen bu iki yapıyı düşünebilirsiniz. Sonra da aşağısında şu slice'larımızı import ediyoruz. Slice içerisindeki reducer'larımızı import ediyoruz ki dispatch ile birlikte bunları çağırıp gönderebilelim. Hemen gönderiyoruz şu şekilde. Loading page'in içerisindeyiz biz. Set email password is loading olacak. Ancak şimdi şu yapı içerisinde import işlemini gerçekleştiriyorum. Import use selector diyorum. Zaten React Redux içerisinde geliyor. Bir de virgül koyuyorum use dispatch diyorum. Şimdi bu iki yapıda ne diyorduk? Use selector sadece verilerin gelmesi anlamına geliyor. Burada yorum satırını alarak user slice içerisindeki verilerin okunması diye yorum satırı ekliyorum ve diyorum ki const, şimdi user slice içerisinde initial state'te birçok veri var ya, bunları şu şekilde import ediyoruz. Süslü parantez açıyoruz. Use selector açıp normal bir parantez açtık. Şimdi burada initial state içerisindeki tüm yapıları import edeceğiz ama use selector hangi selector içerisinde? Yani store içerisinde reducer'da user'ımız var ya. Aslında biz burada bir tane mesela data slice diye bir şey oluşturacağız ileriki zamanlarda. Burada birden fazla yapı olabilir. Şunlardan bir sürü olup her birinin ismi değişik değişik yapılarda olabilir. Şimdi biz hangi slice'ı kullanacağız bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu da gelip use selector içerisinde parantez açıp state diyoruz. Arrow function'ımızı açıyoruz. State.user diyorum. Şimdi burası state olmak zorunda değil ama içerisindeki yapı state'i çağırıyor. Yani store içerisindeki reducer'lar var ya, bunlar bir state'tir. Zaten state olarak da initial state'i çağırıyoruz ya biz. Amacımız bu. User burada karşımıza çıkıyor. Neden bu ismi değil, şu ismi değil, bu ismi kullanıyoruz? Buradaki store içerisinde use selector sadece store'un içerisine gidip verilere bakar. Use selector'ımıza geliyoruz. Use selector içerisinde bir function kuruyoruz. Bu bize state'i sağlıyor. State aslında store içerisindeki reducer'ların hepsiydi. Ama hangi reducer'a ulaşmak istiyoruz? User'a. Bundan dolayı state.user diyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi state counter value olarak da değiştirilmiş. Neden? Bunu 3 yapı şeklinde de kullanabilirsiniz. Burada direkt counter olarak veriye direkt ulaşıyor. Örneğin bizim şuradaki e-mail'e ulaşmak istesek, sadece buna ulaşmak istesek, biz bu yapı içerisinde süslü parantez açmamıza gerek kalmadan bir isim verebilirdik sadece. Örneğin e-mail 2 diyelim, yukarıda e-mail olduğu için hata vermesin. User.email diyebilirdik mesela. Bunun içerisindeki yapıyı buraya da atayabilirdik ama iki farklı kullanım var. Şimdi birden fazla import edeceksek, burada name'imiz vardı. E-mail password is loading vardı. Burada birden fazla import edeceksek bunu tekrar aşağıya yazmaktansa bu e-mail'i siliyorum. Buradaki bütün initial state'i import etme hakkım var. Onu da süslü parantez açarak e-mail virgül password virgül is loading şeklinde de kurabiliyorum. Şimdi üsttekilerle geçtiği için bu tarafta hata mesajları çıkıyor. Ancak önemli değil. Şimdi şuradaki yapıları biz yorum satın alabiliriz. Artık kullanılabilir halde değiller. Aşağıda da aslında set ediyoruz. Ama set ettiğimiz herhangi bir şeyimiz yok. Neden? Çünkü bunların hepsi kaldırıldı. Şimdi bunların aynısı, şimdi aynı isimlerle andığımız için buradaki yapılarda kullanabiliyoruz. Ama bunlar içinde neyi kullanacağız? Use dispatch'i kullanacağız. Hemen aşağısına geliyorum ve const diyorum. İsmi tamamen biz belirliyoruz ama sektör standartları dispatch olarak çağrılır. Bizim use dispatch'i kullanmamız için önce bunu bir yerde çalıştırmamız gerekiyor. Bunu use dispatch olarak burada çalıştırıp şuradaki değişkenin ismini atıyoruz. Şimdi use dispatch'i çalıştırıp da atamamızın sebebi, öncelikle dispatch'in kendi içerisinde çalışması gerekiyor ki dispatch içerisinde daha sonrasında veri koyup da gönderebilelim. Bu veriler ne olacak? Bizim user slice içerisindeki aslında şu function'ları kullanma hakkımız anlamına geliyor. Bunları da import etmemiz gerek. Import set email, bakın user slice içerisinde geldi zaten. Set password, set is loading vardı içerisinde. Bunun üçünü de kullanıyoruz. Aslında şuradaki yapıları gördüğünüz gibi biz dışarıda Redux içerisinde kullanmış olduk. Şimdi bu yapıları da gelip burada kullanabiliyoruz. Örneğin dispatch'i bir yerde kullanacakken set email kullanıyorum ya mesela. Set email'i buradaki email olarak, şuradakiler değil artık, bu use state'i tamamen unutabilirsiniz. Buraya da
yorum yazıyorum hatta. User slice içerisindeki reducer yapılarına veri gönderme, yapılarını kullanma veya veri gönderme diyebiliriz. Sadece çalıştırdığımız yapılar da olabiliyor. Veri göndermemize gerek kalmayan yapılar olabiliyor bazen. Dispatch dedim. Şimdi bu dispatch'i şöyle kullanıyoruz. Şuradaki set email'i kullanacağım. Zaten daha öncesinde useState'imle aynı isim olduğu için bunu şu şekilde biraz yakınlaştırırsak. Burada arrow function'ımı açıyorum ve diyorum ki dispatch. Bu dispatch nereden geldi? Şuradaki dispatch'ten geldi. Dispatch bir function yapısı gibi çalışıyor. Çünkü burada çalıştı. Bunu da bir function yapısına dönüştürdü. Function diyorum, açtım. Bunun içerisine aslında function'ı çalıştırma yetkisi veriyoruz. Bu function'da neydi? Set email dediğimiz user slice'den gelen yapıydı. Set email'i getirdim. Bunun içerisine koydum. Ve içerisine gidecek olan yapımız neydi? Handle on change text'teki yazdığımız yazılardı. Bunlar da örneğin text diyelim. İçerisine text olarak da göndermiş oldum. Şimdi burada yazdığımızda verilerimiz bu şekilde gidiyor olmalı. Aynısını set password için de yapalım. Bunu örneğin text yerine password diyelim. Kullanıcı password'unu girerken dispatch set password içerisine password'u da koyup gönderiyoruz. Aynısını isLoading'de de yapacağız. Buna tıklandığında true dönsün demiştik login işleminde. Bunu da aynı şekilde kullanıyoruz. Dispatch set isLoading true. Aslında şu an tüm işlemlerimizi yap. Uygulamamızı çalıştıralım. npx expo start diyelim. Uygulamamız çalıştı. Şimdi email ve password'u girdiğimizde ve login'e bastığımızda isLoading sistemi çalışacaktı. Biz bunların tüm işlemini yapmadan önce teker teker kontrol ederek ilerliyoruz. Aslında biz ne yaptık? Set email, set password, set isLoading sayesinde initial state içerisindeki yapıları set et. Bunların çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol ederiz? Zaten biz bu initial state'leri okumamız gerekiyor ya nasıl çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için. Hemen login page'de zaten biz bunları import etmiştik. Nerede etmiştik? Buradaki use selector sayesinde. Neydi? Verilerin okunmasıydı. Bu verilerin okunması anlamına geliyorsa o zaman buraya bir console log yapıyorum. Console log'da da diyorum ki kullanıcının girdiği e-mail'i yaz olarak yazıyorum ve e-mail bunun yanına çıktı olarak versin. Aşağıda yapılar çıkmaya başladı. Henüz bir şey girmedi. İki console log daha yapıyorum ve buna da diyorum ki password loading diyorum. Burada da password'u ekliyorum ve şunu da alıp buraya ekliyorum. Şimdi varsayılan olarak user slice içerisinde null, null, false ya. Burada da gördüğünüz gibi null, null ve false olarak döndü. Şimdi buradaki yapılara yazmaya başladığımızda değişiklik olacak mı bakacağız. Bakın ben yazdım, T yazdım. Şurada hemen çıkmaya başladı. Şu yapıyı yükselteyim, görebilirsiniz. Test at test.com. E-mailimiz artık test@test.com olarak user slice'ımız içerisinde set edildi. Bu burada değişikliğe uğramaz. Kodlar hiçbir zaman görünürde değişikliğe uğramıyor. Arka planda store edilmiş oluyor. Şimdi test@test.com şifremiz ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Gördüğünüz gibi şifremiz de artık bu şekilde yapıldı. Ama login'e tıklayınca isLoading true dönecek mi? Evet, true dönecek. True döndüğü zaman gördüğünüz gibi buradaki loading sayfası çalışmaya başladı. Neden? Çünkü isLoading burada çalışıyorsa loading sayfası gelsin. Aslında biz bunu useState için kurmuştuk ama aynı isimleri reducer'da kullandığımız için şu an fonksiyonumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. isLoading'i biz zaten nerede import ettik? Artık şurada import ettik. Şimdi bu saatten sonra useState'e ihtiyacımız kalmadı. Çünkü useState yerine diğer yerlerde de bu yapıları okuyabiliriz. Bu useState'i de kaldırıyorum. Kullanmadığımız yapıların hepsini kaldırıyoruz. Artık bu yapılar bizim için daha okunaklı, daha düzenli bir yapı olmaya başladı. Şu şekilde gördüğünüz gibi artık burada export etmemizi de, şurada konsol etmemizi de gerek kalmadı. Bunları da kaldırıyorum ve verileri okumak için selector, diğer yapı için de bunu kullanıyoruz. Ama bakın burada çarpı işaretine bastığımda gitmiyor. Neden? Çünkü oradaki çarpı işaret false dönmesini sağlıyordu isLoading'i ve o sayede kapanıyordu. Şimdi biz burada loading sayfası içerisinde şu çarpı işareti vardı ya, change is loading olarak da burada yapı sunuyordu bize. Hemen login sayfasına gelip bakalım biz isLoading'deki bunu set etmiş miyiz? Bakın burada set isLoading useState kullanırken set edilmiş ama biz burada ne kullanıyorduk? User slice kullanıyoruz artık. User slice'da da bir veriyi set etmek için dispatch kullanmak zorundayız. Aynı şu şekilde olduğu gibi. O yüzden buna da dispatch diyoruz. Parantez içerisine alıp bunu da kendi parantezin içerisine ekliyoruz. Şimdi burası loading ama tıkladığımızda artık kapandı. Login kapandı. Bu şekilde bir
yapı kullanıyoruz. Reducer yapıları bu şekilde kullanıldı. Ve user slice dediğimiz mantık bu şekilde. Şimdi bunun içerisinde istediğiniz yapıyı kullanabiliyorsunuz. Örneğin buradaki action'ı alıp işleme tabi tutup o şekilde gösterebilirsiniz. Örneğin nedir? Mesela biz burada e-mail'i set ederek giriyoruz. Ama baş harfi büyük. Biz bunun hepsini küçük kullanmak istiyoruz. Şimdi e-mail'i set ederken bütün harfleri küçük olarak kullansın diye. Örneğin gelen veri önce küçük harflere dönüştürülsün, sonra set e-mail olsun. Const lowercase e-mail diyelim buna. Bir değişken tanımlıyorum ve action nokta payload'a da nokta to lowercase diye bir function oluşturuyorum. Burada nokta koymam gerekiyor. Şimdi biz bunu yazdığımızda ekrana gözükenler büyük harfli. Ancak action nokta payload yerine bunu set ettiğimizde gördüğünüz gibi artık büyük de olsa küçüğe çeviriyor. Şimdi bunu nereden biliyoruz? JavaScript'teki to lowercase olayına bakalım. JavaScript to lowercase. Burada aslında string function'ları var. Bu yapıları inceleyebilirsiniz. Buradaki birçok şey işimize yarayacak. JavaScript dersimizde biz bunları gördük. String'e çevirme, number'ı string'e çevirebiliyorsun ya da string'i number'a çevirebiliyorsun gibi yapılarımız var. Şu aşağıda split dediği hatta yazıları bölebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz, slice yapabiliyorsunuz, replace yapabiliyorsunuz falan. Bunlar aslında mülakat sorularında, algoritma sorularında işe yarayan yapılardır. Burada gördüğünüz gibi nokta to lowercase dediğimiz önceki string ise eğer, bu stringler burada to lowercase sayesinde küçük harflere çevriliyor. Örneğin şurada büyük harf var. Burada küçük harfle başlıyor. To lowercase sayesinde. Geldik biz burada ne dedik? To lowercase'e çevirip önce bir değişken atadık. Sonra o değişkeni set email olarak tanımladık. Artık ben buraya yazarken test.com diyorum. Artık bu saatten sonra hiçbir şekilde büyük harfle yazmamış oluyoruz. Kullanıcı da tekrardan bunlarla uğraşmak istemiyor. Çünkü varsayılan olarak bu text input'lar ilk harfi büyük başlatıyor. Genelde de telefonlarda ilk harf büyük olsun diye klavyeler tarafından tanımlanıyor. Bundan dolayı bu yapımız bu şekilde kullanılıyor. İstediğimiz gibi bu yapıyı kurabiliyoruz. Örneğin burada is out diye bir seçenek kurabiliriz. Is out false. Biz bunu nerede kullanıyorduk hatırlıyorsanız eğer navigation içerisinde route navigation'da is out false diye bir yapı kullanıyorduk. Yani kullanıcı giriş yaptı mı? Out yani authentication, güvenliği geçti mi? Hayır, false. False olduğu için out stack gözüküyordu. Bunlarda neydi? Login, sign up gibi page'lerde home page'i geçemiyorduk giriş yapamadan. Örneğin user slice'de biz bunu set edelim. Is out false yerine bunu is out true'ye döndürsün. Şimdi bunları normalde Firebase'de ya da backend tarafımızda kontrol edip geldikten sonra set ediyoruz. Ama manuel olarak böyle bir kaba bir kodlama yapabiliriz burada. Örneğin biz burada örnek yapılar kuracağız. Kullanıcının users diye bir yapı oluşturuyoruz. Bu şekilde hiçbir zaman kullanıcı verilerini tutmuyoruz ama aklınızda kalsın diye söylüyorum. Users diye bir e-mailini giriyorum burada. Şimdi örneğin users e-maili bu şekilde. Password'u da örneğin 123456. Şimdi bu şekilde ise başarılı olsun ve izahatı true'ye döndürsün. Bu e-mail ve bu password bunlarla aynı değil. Örneğin buna user e-mail ve user password diyorum. Eğer kullanıcıların bilgisi yani giriş yapan kişi bu bilgiyle eşleşiyorsa giriş yapabilsin gibi bir yapı kullanacağız. Bunu da örneğin şu şekilde olacak. Set email, set password dedik. Login işlemi için de login sistemi olabilir. Sadece deneme yapıyoruz bunlarla. Set login diye bir function kuruyorum. Ve buna da state. Sadece state demem yeterli burada. Çünkü herhangi bir veri göndermeyeceğim. Zaten şuradaki set edilmiş e-mail ve passwordlarımı users e-mail passwordla eşleşiyor mu diye kontrol edeceğiz. Burada diyoruz ki if yapısı kuruyoruz. İki şart da sağlanmak zorunda. Yani user e-mail eşit olacak, user password eşit olacak. State nokta şöyle göstereyim. Şu e-mail şu user e-mail eşit olacak. User nokta e-mail eşit state nokta users var ya users nokta user email vardı. User email eşit mi? Ve aynı zamanda şu yapı sağlanıyorsa bir bunları normal parantez alıyorum. Bir de diyorum ki ve yani ve'nin solundaki ve sağındaki tüm şartlar sağlandığında çalışabilen bir yapıydı. Aynı yapıyı burada bir tane daha kuruyorum. State nokta password yani şu password şununla eşleşsin istiyorum. Eşit kontrol ediyor. Evet doğru mu değil mi diye. State nokta users nokta user password. Gördüğünüz gibi kocaman bir yapımız oldu. Normalde bu yapıyı bu şekilde kullanmıyoruz. Ancak aklınızda bulunsun denemeler yapıyoruz diye. Ve süslü parantezimi açtım aşağıya geçtim. If yapısı için bu şekilde kullanıyorduk ya normalde. Şunu da şu aşağı şekilde indirebilirim.
Sonrasında şu süslü parantez burada başlıyor. Bakın süslü parantezi. Eğer doğruysa, hatta önce bir çalıştırmadan önce console log yapalım. True döndürsün. Eğer değilse else de yazabiliyoruz. Direkt normalde yazabiliyoruz. Else yazalım istiyorsanız kontrol etmek için. Console log false. Şimdi aşağıya bakıyoruz. Kullanıcı işlemlerimizde test at test.com diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 girdim. Login işlemine bunu atamam gerekiyor. Set login. Loading yazmışız. Set login. Set login'i burada önce export ettim. Login sayfamı geldim. Burada import ettim. Ve artık login butonuma tıkladığımda, şuradaki login butonuma tıkladığımda loading'i çalıştırmasın. Onun yerine bizim set login'i çalıştırsın istiyorum. Şimdi ben burada girdim. Test at test.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login'e tıkladım. Bakın true diyor. Yani bizim buradaki slice'ımız artık doğru çalışıyor anlamına geliyor şuradaki. Yani set email ile user email ve password da user password eşleşiyor. Hatta bunu nasıl test edebiliriz? Şurada test 1 yazıyorum. Ve bir daha login yapıyorum. False diyor. Yani kullanıcı bulunamadı, eşleşemedi. Böyle bir yapıda kullanıcımız yok anlamına geliyor. Bu durumda login olmasın. Ama eğer login olduysa biz burada console log yerine is out'u true yapmamız gerekiyor. Console log'ları kaldırıyorum. Hatta console log'lar dursun. Burada diyorum ki state.isOut true olsun. True döndüğü zaman aslında biz burada root navigation içerisindeki şu yapıyı kaldırıp artık onu kullanabiliriz. Import use selector diyerek her farklı dosyada use selector'ı ayrı ayrı import etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü use slice içerisindeki isOut'u çağıracağız. Hemen geldim aşağıya. Sadece isOut'u çağıracağız ya. Bunun için const, hatta direkt diğer yapıyı kullanalım. Use selector diyorum. Use selector'da state kuruyorduk. Bizim store'umuzda. Store içerisinde hangi store'du? State nokta, store içerisindeki state nokta user'dı. State nokta user. Bu state nokta user içerisindeki hangi yapıyı kullanacağım ben? isOut'u kullanacağım. Buradaki isOut'u buraya getirdim. Artık şu isOut'u kaldırabilirim. isOut'u bunun sayesinde burada kontrol edecek. Şimdi eğer test başarılıysa geçebileceğiz ama başarısız bir yöntem kullanalım. Test 1 at test.com diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Login diyorum. False oldu ve hiçbir şey dönmedi. Ama test 1 yerine slice'daki sağlayan değeri girsek, test at test.com diye girsek. Login işlemini gerçekleştirdik. True döndü ve bakın şifreyi kaydettiği telefonda çıktı. Homepage'e geçtik. Yani kullanıcı başarıyla giriş yapmış oldu. Şimdi bunları şu tarafta user yerine şuradaki login işleminde Firebase ya da backend sistemimize göndererek oradan gelen cevaba göre kullanıcıyı göndereceğiz. Şu an true döndü, başarıyla giriş yaptık. Ancak uygulama sıfırdan başlatılırsa Redux tabii ki bunları algılamayacak. Bunları da ileriki safhalarda telefonun ön belleğinde bu kullanıcı girişlerini otomatik login işlemini çevireceğiz. Reload yaptığımda gördüğünüz gibi tekrardan başa geliyor çünkü bu verilerin hepsi uygulama yeniden başlatıldığında siliniyor. UState sadece sayfadan çıkınca siliniyordu. Ama diğer sayfalara gittiğinizde Redux'da silinmiyor. Sadece uygulamadan çıkıp girdiğinizde burada da siliniyor. Bundan dolayı tekrardan gidiyorum. Test at test.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Login işlemini gerçekleştiriyorum ve doğru oldu. Bu yapımız tamamen bu şekilde. Redux dediğiniz yapı aslında gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir yapı. Bu yapı içerisinde istediğiniz kadar çeşitli yapabilirsiniz. Değişiklikleri uğratabilirsiniz. Bu sistem sayesinde tüm application'da genel kontrolü sağlamamız anlamına geliyor. Bu kodları incelemek isterseniz, özellikle bu yapıları görüntülemek isterseniz kodların indirilebilir halinde web siteme yükleyeceğim. Bu videonun altındaki linke tıklayarak da oraya gidip hem ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak görebilirsiniz hem de aynı zamanda bu dosyayı indirip kendiniz inceleyebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.